Şu anda gayet güzel bir şekilde oldu ve saniyesinde oldu. Bunu da böyle yapabilirsiniz. sıfır yapalım. Boyutlar şöyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda programsız olarak kontrol yapmayı göstereceğim yani diş çizgi Ben şu ana kadar Photoshop'tan başka uygulamada yok biliyordum arkadaşlar ama varmış arkadaşlar Hatta programa bile ihtiyacınız yok. direkt internet sayfası üstünden yapabileceksiniz arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde en iyi 20kma ipucu gibi öyle bir video istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar ve arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar şimdi herhangi bir tarayıcı üstünden Canva sitesine giriyoruz. Ben aşağıda link koyacağım. Sitenin linkini oradan da tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan tasarım oluşturuna basıp buradan özel boyutu seçebilirsiniz istiyorsanız. İstiyorsanız da rastgele buradan şablon bulabilirsiniz. Ben buradan 1920x1080 yapacağım. Buradan isterseniz siz 1280 720 yapabilirsiniz bir düşürdür. Veya 2560x1440 e, e yapabilirsiniz. Bu 2K olur bir yükseği. Öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin isteğinize kalmış. Ben buradan 1080 yapacağım. Ve arkadaşlar bu kontrol ayını tamamen ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben buradan yeni tasarım oluşturuna basıyorum. Evet ekranımız geldi. Şimdi arkadaşlar buradan ben yükleme yapmıştım daha önce. Buradan da nasıl yükleme yap yapacağınızı bilmiyorsanız Buradan yüklemeler gelip medya yükle, cihazdan yükleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Cihaza bastığınız zaman burada size bilgisayarınızdan klasör seçtirecektir. Bu şekilde de yükleme yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan geriye geliyorum. Mesela arkadaşlar ben webcam inceledim diyelim ki. Buradan tıklıyorum bunu arkadaşlar. Sonra ilk başta bu transparan değil. Bunu nasıl anladım? Yani arkası silik değil arkadaşlar. Bunu mesela şöyle yaparak anlayabilirsiniz. Şu an arkası beyaz olduğu için anlaşılmıyor. Mesela mor yaptım. Bakın arkası silik değil. Şimdi ben bunun arkasını sileceğim. Bu arada arkasını silme yani arkayı transparan yapma videosu detaylı bir şekilde çekmiştim arkadaşlar. Şuradan veya şuradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi ben burada tekrar göstereceğim. Bu site de göstermemiştim. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar bir kere. Efektlerden Background Remover'a tıklarsak. Bakın arkadaşlar pürüzsüz bir şekilde aldı. Buradan istersek geri yükle silden yapabiliriz. Ama ben şu an yapmayacağım çünkü çok güzel aldığını düşünüyorum. Buradan uygulaya basınca uygulanmış olacak Arkadaşlar şimdi Mesela arkadaşlar bunun dışına şöyle çizgiler çekelim ki daha güzel olsun estetik açısından veya görünüm açısından her neyse şimdi buradan arkadaşlar yapacağımız işlem aşırı basit arkadaşlar Photoshop falan yani onun yanında biraz zor kalıyor ama bu bayağı basit efektlere gelip tekrardan daha demin background removerdan sildik. bunu istiyorsanız yapmayabilirsiniz buradan arkadaşlar renkleri falan da değiştirebilirsiniz Ben şimdi yapmayacağım Normalde burası şöyle olacaktır arkadaşlar. Pixelate, Bad TV, Color Mix diye burada olacaktır. Burada Shadows kategorisi olacaktır. Sonra siz buna tıklayarak açabilirsiniz. Mesela şöyle olacaktır. Burada Shadows olduğunuzu farz edin. Bağla deyip bağlanacaktır arkadaşlar. Şimdi ben burada efektlerden geri gelelim. Sonra buradan Shadows. Parlaka basıp üstüne bir kere. Sonra tıklıyoruz. Buradan istersek yani mat istiyorsak bu bulanıklığı sıfır yapıp şeffaflı yüz yapıp boyutu ayarlayacağız. Ve bakın dış çizgisinin hangi renk olsun maalesef renk geçişi yapamıyoruz. Photoshop'ta yapabiliyoruz istediğimiz gibi. Ama bu internet sitesi yani bunda da bu kadar. Belge renklerinden bakın yapamıyoruz maalesef. Buradan sadece renk seçebiliyoruz. Renk geçişi olmuyor. Mesela ben beyaz seçeyim. Sonra boyuttan bakın şu anda gayet güzel bir şekilde oldu ve saniyesinde oldu. Yani Photoshop'ta da tabii ki kolay ama bilene kolay arkadaşlar. Photoshop öğrenene kadar bayağı zorluklar çekiyoruz maalesef. Ve Photoshop ücretli bir program maalesef. Şimdi buradan mesela boyutu ayarlayabiliriz böyle. Ben mesela çok kalın olmasını istemiyorum. Bulanıklığı da yani böyle bazen bulanık da yapabilirsiniz. Bulanık da güzel duruyor olabilir. Bu kişiden kişiye değişir. Yani ben şimdi bulanıklığı şöyle 3 falan yapayım. Şeffaflığı da bu arada düşebilirsiniz ama bu düşürünce çok güzel olmaz yani bence şeffaflığı her türlü yüzde kullanın. Sonra mesela uygulaya bastığımız zaman, bakın şu an uygulandı, şu köşelerden de silindi. Bakın şu anda oldu, yani gayet de güzel oldu ve saniyesinde oldu. Gerek arka plan silme olsun arkadaşlar, gerek kontür olsun veya dış çizgi olsun gayet güzel oldu bence. Ben şöyle bir resim çekmiştim arkadaşlar, bunun arka planını silmiştim. Şimdi bunu yapalım, efektlerden, Shadows'tan Buradan şu etrafı çizili olanı basacaksınız arkadaşlar unutmayın. Şimdi mesela böyle bir şey yaptı kendi kendine. Parlaktan ay ben basayım bundan. Şeffaflığı ben her türlü yüzde kullanıyorum. Boyuttan şunu şöyle fazlalaştırabilirim. Mesela bunun da rengini ne yapalım? Böyle biraz daha koyu gri yapalım. bulanıklığı sıfır yapalım. Şunu azalttık mı? Bakın şimdi de güzel bir görüntü oldu. Yani YouTube'a yeni başladıysanız ve kapak resimlerinizle falan böyle şeyler istiyorsanız güzel olabilir arkadaşlar. İleride de Photoshop öğrenirsiniz ve Photoshop'ta tabii ki daha detaylı yapabilirsiniz. Mesela bulanıklığı sıfır yapalım. Boyutu da şöyle bir şey yapalım. Bu arada bunu çok kalın kullanmanızı tavsiye etmem. Çok güzel bir görüntü olmaz arkadaşlar. O zaman bakın şöyle yani çok kötü durur. Yaptığınıza değmez diyeyim. Şuradan mesela ben bunu 9 da yaptım. Yani genelde 0 ile 10 arası kullanırsanız güzel durabilir arkadaşlar. Uygulayı dediğim zaman bakın şu anda uygulandı ve gayet güzel oluyor. Mesela hemen bir kapak resmi oluşturalım kendi kafamızdan. Bu arada mesela bunun kaplamaları çok geniş. Yani şimdi düzeldi. Onu da göstereyim. Mesela bunun kaplamalarını çok geniş. Şöyle büyütüyoruz. Ve şuna dokunamıyoruz. Buradan kırptan şunu kırpmayacak şekilde kırpabilirsiniz. Mesela bitti diyeyim. Bakın bu resimden bir şey gitmedi. Yalnız burası kırpıldı ve güzel bir görüntü oluştu. Yani görüntü değil yani kolaylık oluştu diyeyim. Buradan delete e basın veya sağ tık C ile basabilirsiniz. Kısa yolu delete'tir. Del tuşu. Klavyede delete yazmaz. Del diye yazar. Her klavyede olması lazım arkadaşlar. Şuradan hemen arka plan bulalım. Hemen bu videoda da birazcık göstereyim kapak resmi nasıl yapılır. Onu da şurada veya şurada göstermiştim. Buraya koyarım arkadaşlar. Kart çıkar. Şu, şöyle küçük bir şey. Mesela bileşenlerden pardon bileşenler değil. Fotoğraftan arka plandan Buradan hemen arka plan seçelim bir tane. Mesela şu olabilir. Şöyle koyalım. Arkaya gönder diyelim. Ve şu an arka plan oldu zaten. Şöyle koyalım şunu. Ve bunu koyalım. Bakın şu anda güzel durdu. Veya şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada arka plan önerisi gibi düşünün. Mesela incelediğiniz ürünü böyle elinize alırsınız. Şöyle kadraja giriyorum bilmiyorum şu an elim. Şöyle bir elinize alırsınız arkadaşlar. Sonra e, öyle kırparsınız. Yani buradan efektlerden, background remover'dan öyle kırparsınız. Yapay zeka çok iyi yapamayabilir. Oradan da şöyle büyütüp yapabilirsiniz oradan detaylı. Hepsini tek çizgide atabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben arka planı silik olmayan bir kendimi yapayım. Şu mesela arka plan silikliği ve bu arada çok kalitesiz yapmışım bunu. Kusura bakmayın. Efektlerden background remover yapalım. Büyük ihtimal şu saçlarımı falan çok iyi yapmayacak arkadaşlar. Evet şu anda yaptı. Buradan mesela geri yükle basarsak hemen şöyle tam ekran geliyor ve buradan geri yükleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar <laughs> güzel yapmış ya. Yani ben kötü dedim de bayağı güzel yapmış. Yani mükemmel bir yapay zekası var. Cidden bakın. Yani şurayı alamaz zaten. Alsanız çok güzel olmaz. Şuralar falan. Yani güzel yapmış. Ben şimdi elleme ihtiyacı duymadım arkadaşlar. Tamam bittiye basalım. Bakın orijinalini göstere basayım da. Orijinali. Ve yani bildiğiniz tam beni almış gibi bir şey. Bittiye basalım ben. Yani. Sonra uygulaya basalım. Uygulaya basmazsanız uygulanmaz arkadaşlar. Ona dikkat edin. Şimdi biraz sonra şu şey e, şu boşluklar kırpılacaktır zaten. Mesela arkadaşlar bunun rengi çok kötü. Yani buna oranla bunun rengi çok kötü. Bunu başka bir telefonla çektim. Bunu başka bir telefonla çektim. Filtrelerden buradan isterseniz hazır renkleri kullanabilirsiniz. Yalnız bunları çok tavsiye etmem. Buradan hiçbirinden e, şuradan ayarlaya basıp detay ayar yapabilirsiniz arkadaşlar. E, şöyle biraz e, şu telefonla çektiğim biraz daha soğuk görüntü olmuş buna göre. Bakın bu daha sıcak kalıyor. Şöyle soğuklaştırabiliriz. Bakın şu anda biraz daha kaliteli oldu bence. Neyse ben bir resmi düzenleyip geleyim. Arkadaşlar ben şöyle bir görüntü oldum. Görüntü oluşturdum pardon. Yani bence e, daha kaliteli yaptım. E, normal'i de şu an koyarım veya koymama gerek yok şuradan açayım. Bakın normal'i böyle. Benim yaptığım bu yani çok daha kaliteli çekilmiş gibi duruyor bence. Yani bunu da göstermiş oldum. E, Photoshop'ta tabii ki Photoshop'taki kadar renk düzenlemeyi güzel yapamazsınız. Yalnız bunda da bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şu anda güncel olarak Canva kullanıyorum. Çünkü Photoshop şu an tam bilmiyorum arkadaşlar. Yani yazın öğrenmeyi düşünüyorum. Bence YouTube'a ilk başladığınızda Canva sitesini çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Buradan buna kontrol et diyelim mi? Buradan başka gölgeler de var arkadaşlar. Buna gölge deniyor. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu daha farklı açılarla geliyor. Ben şimdi buradan parlaktan yapacağım. Yani eskisi gibi yapacağım. Şeffaflık. Bu arada renk ayarlarım gitti. Herhalde düzelir. Bulanıklığı sıfır yapalım. Boyutu da şöyle 12 falan yapalım. Güzel oldu bence ama bulanıklığı biraz Yapsak mesela bulanıklığı yapınca arkadaşlar kenardan sıçramaya başlar gibi bir şey oluyor. Mesela ben bulanıklığı 5 yaptım. Sonra arka plan siyah diye mesela bunu beyaz yapayım. Uygulaya bastığımız zaman yalnız renk ayarlarım gitti. ona göre yapın arkadaşlar. Yani ilk başta çizgiyi atın sonra renk ayarlamalarını yapın. Şimdi arkadaşlar tekrardan şimdi bunu da iPhone üstünde göstereyim. Bunun arkası transparandı. İnternetten aldığımda öyleydi yani. Bunun da renk ayarlarını yapabilirsiniz. Buradan da mesela buradan açıya basalım. Farklı farklı şeyler de deneyelim. Buradan şeffaflığı 100 yapalım. Bulanıklığı 0 yapalım. Şu kalınlığı da. Ha, bu açı arkadaşlar. Aynen. Farklı açılarla veriyor. Yani güzel olur mu bilmem. Deneyip deneyip görebilirsiniz. Mesela arka planı ne diyor? Okuyamadım tam. Gözükmüyor yani. Ha, arka plan e, gölgesi veriyor. Yani bu da güzelmiş. Şeffaflığı 100 yapmayın bence. Yani bunda tabii ki. Bakın bu da güzel olabilir. Yani tabi nerede kullanacağınıza göre değişir. Şimdi ben buradan tekrardan şu kare olanı yapacağım. Şeffaflığı 100, bulanıklığı 0. Boyutu da şöyle bir şey yapalım. Şunu da açık gri yapalım. Bunu da böyle yapabilirsiniz. Bakın oldu. Yani bence ilk başlanır için idare edebilir arkadaşlar. Ve kolay olanlar, kolay isteyenler için. Şu anda bu yaptığım işlemlerin tamamı ücretsiz bu arada arkadaşlar. Tekrardan hatırlıyorum. Ve dediğim gibi videonun başında dediğim gibi derseniz en iyi 20 Kanva, ve Hillesi veya özelliği öyle bir videoda çekebilirim istiyorsanız arkadaşlar. Yorumlara yazarsınız. Şimdi arkadaşlar yazının üstünde nasıl olur onu göstereyim. Şunları tamamen bir silelim. Mesela şunu da silelim. Mesela arkadaşlar bir başlık ekleyelim. Şuradan bir yani şöyle bir font seçelim. Ne diyelim? Ürün inceledim diyelim mesela. Ürün yazmıyor şu anda. Ürün inceledim diyelim. Sonra şunu biraz daha büyütelim. Bu yapacağım biraz uğraş arttırılım Pardon konuşamadım uğraşacaksınız maalesef arkadaşlar bunun daha kolay yolu bulamadım bulan varsa da yoruma yazabilir e, yorumlardan ulaşabilirsiniz Bu arada yorumlarınızı cevap veriyorum arkadaşlar bunun rengini e, şu anda değiştirmeniz lazım yoksa değiştiremezsiniz ürün inceledim deyip e, şöyle getirip sonra buradan indire basıp bu arada indirmeyi de göstermiş olayım indirecek indire basıp e, veya burada indir çıkmayabilir ilk hesap açtığınızda çıkmayabiliyor. 3 noktadan önerilenlerden indire basıp buradan indirebilirsiniz. PNG'de indirmenizi öneriyorum. PNG JPEG'e göre daha kaliteli oluyor. Buradan da boyutu ayarlayabiliyorsunuz. Yalnız bu pro aldırsanız oluyor. Şeffaf arka plan seçme muhabbeti de pro aldırsanız oluyor. Şimdi buradan indire basarsak arkadaşlar. Bakın şu anda indirdi. Sonra buraya atalım. Şu anda arkadaşlar dediğim gibi yazıya kontrol vermeyi göstereceğim. Şuradan silelim şunu. Şunu da sileyim. Şu an bu düz yazı değil mi? Ee, sonra buradan arkadaşlar dediğim gibi efektlerden background remover'a basarsanız şimdi ilk başta arka plan silmemiz lazım tabii ki de. Bakın silindi şu anda. Şu an transparan oldu. Uygulaya basalım. Transparan bir normal yazı oldu. Şimdi buradan aynısını yapıyoruz. Efektlerden shadows'tan yüklenmesini bekleyelim. Parlaka basıyoruz. Sonra üstüne tıklıyoruz. Ee, mesela bunu açık gri yapalım. Bulanıklığı sıfır, şeffaflığı yüz. Boyutu da böyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama bakın şurayı güzel silememiş. Buradan tekrardan background rengi buradan yapabilirsiniz veya e, şöyle yaparsanız bakın şurası boşta kalabilir. Şimdiki ben onu yapmayacağım. Siz anladınız zaten nasıl yapılacağını. Buradan isterseniz de bulanıklık verebilirsiniz tekrar. Yalnız e, arka plandan dolayı çok anlaşılmıyor e, konturun oldu. Buradan arka plana mesela e, gri renk, e, siyah rengini verelim diyeceğim. Siyah da olmaz. Koyu gri verelim. Sonra efektlerden tekrardan shadows'tan Düzeltelim. Plank'ı sıfır yapalım. Boyutu şöyle yapalım. Şöyle ee, yapalım. Ha, bu arada arkadaşlar bunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Şöyle mavi yapalım. Ee, aynı şeye iki kontür verebiliyorsunuz. Yalnız renk geçişi falan olmuyor ve çok güzel olacağını zannetmiyorum. yani Böyle oluyor. İsterseniz verin. isterseniz de vermeyin. Ee, üç falan da yapabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Buradan uygulaya basarsanız olur. Yani bence bir tane yeterli. iki falan bence güzel olmuyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bunu sileyim. Bunu da sileyim. Tekrardan ürün yapayım. bu yapacağım arkadaşlar pro için pro da maalesef ücretli ürün incelemez Yıllık 130 dolardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir yani bol yapalım tekrardan. Şunu büyük yapmamızın sebebi bu arkadaşlar küçük yapınca arka arka plan silme yapınca büyütünce yazı bulanık oluyor yani küçük şöyle düşünün arkadaşlar şu an bunu aynı oran yazı olduğu için bu text olduğu için Büyütünce aynı oranda kalitesi oluyor. Ama resim olunca şöyle çok küçük olunca büyütünce kalitesi oluyor arkadaşlar. Onun için yani, mümkün olduğunca büyük yapın. Zaten onu küçültüp büyütebileceksiniz. Mesela bu, ben bunu şöyle yapayım. İndirden şeffaf arka plan yaparsanız bu direkt arka planı silinmiş olarak indirir. İndire basayım. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu pro özelliğinde var maalesef. Normal özellikte yok. Yani normal modda yok Şimdi buradan silelim silelim şunu sonra arka planı mesela mavi yapalım sonra buradan indirilenlerden ekleyelim şu bakın direkt arka planı silinmiş geldi yani pro için biraz daha kolay ama dediğim gibi aynısını çok az daha uğraşarak ücretsiz versiyonda da yapabilirsiniz ürün inceli ve efektlerden tekrar aynı şeyi yapıyoruz Shadowstan Shadowstan geliyoruz mesela buradan. bu sefer yeşil yapalım bulanıklılık 0 bunu tabii ki değiştirebilirsiniz. Şeffaflık göz buradan da şunu ayarlayabilirsiniz. Uygula dediğimiz zaman bakın şu anda oldu. Yani gayet kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Lütfen destek için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.